Selamun Aleyküm muhterem kardeşlerim. Aşık talibi ne güzel söylemiş. Daha çıksam ayısı var, kurdu var. Düze insem sıtması var, derdi var. Köye gitsem tahsildar var, vergi var. Şaştım anam bu salgının elinden. Kıymetli il başkanlarımız, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın güzide mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen aziz kardeşlerim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, gerçekleştirmekte olduğumuz bu toplantımızın Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dün otizm farkındalık günüydü. Bu vesileyle de özelde otizmli vatandaşlarımızı genelde ise tüm engelli kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim. Ülkemizin, insanlarımızın dertleri her geçen gün artarken ülkemizde asıl konuşulması gerekenler ne yazık ki konuşulmuyor. Biraz önce de ifade edildi. İnsanımızın bunca sorunları varken her günümüzü gereksiz bir gündemle işgal etmeye gayret gösteriyorlar. 19 yıldır iktidarda olanlar dertlerimize derman olacaklarına ne yazık ki bu süre zarfında mağdurlar ordusu oluşturdular işsizler ordusunu artırdılar. Çünkü yaptıkları görevlendirmelerde ve atamalarda liyakate hiç özen göstermediler. İyi gün kötü gün demeden vergi topladılar. Esnafımızı, insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar. Yanlış politikalarda ısrarcı olarak ekonomiyi gördüğümüz gibi çıkmaza soktular. Insanlarımızı hayat pahalılığına mahkum ettiler. Kendileri, yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. İşçiyi, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin, besicimizin yatırım ve üretim şevkini kırdılar ama faiz lobilerinin ekmeğine ya sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın adeta merhametine sığındılar aldıkları tedbirleri mazur gösterebilmek için. Ama vatandaşımıza bu zor günlerde ne yazık ki sırt çevirdiler. Vatandaşımızın derdi ile dertlenmeyi külfet görenler kendi itibarları için israftan da geri durmadılar. Muhterem kardeşlerim hepimiz biliyoruz ki ülkemizde siftah yapamadan dükkan kapatan pandemiden dolayı İflas eden esnafımız var. Gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere inşa eden gençlerimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek diye uyuyamayan milyonlarca kardeşimiz var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar eden kardeşlerimiz de var. Daha küçücük yaşta en büyük hayali bir gün babasının borçlarını ödeyebilmek olan çocuklarımız bile var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine gidemeyen en azından geç giden analarımız, babalarımız var. Şimdi açıkça sormak istiyorum muhterem kardeşlerim. Bu iç karartan tablonun müsebbibi kim? Sanayicimiz mi? Çiftçimiz mi? Yoksa esnafımız mı? Ay sonunu zor getiren memurumuz mu? Emeklimiz mi, işçimiz mi? Maalesef çok açık bir şekilde cevap vermek gerekirse bu perişan halin tek sorumlusu var. O da bugünkü iktidar Maalesef iktidarın meselelere yanlış yaklaşımı, keyfi yönetim anlayışı ve yanlışlarından bir türlü ders çıkaramaması, ders almaması en büyük problem zannediyorum. Allah aşkına bir ülkenin en az beş yıl görevde kalması hukuken sabit kılınmış Merkez Bankası son iki yılda dört kere değişir mi ya? Merkez Bankası Başkanı. Sanki müsebbip o kişiymiş gibi önce faizleri düşürmedi diye bir Merkez Bankası'nı iskat ettiler sonradan da artıracak adamları bulup kendileri tayin ettiler. Son değişikliğin bu ülkeye yüklediği külfet doların gecelik bir lira artışı ile tam 435 milyar lira olmuştur. Bir liralık artış. Bir gecede fakirliğimiz katlandı ama bu vahim durum iktidarın neredeyse umurunda bile olmadı. Bu keyfi yönetim sadece ekonomide mi? Hayır. Bu iktidar ne yazık ki her alanda keyfiliğin, ciddiyetsizliğin içerisinde bulunuyor. Mecliste yaşanan son hadise bunun en açık örneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bildiğiniz gibi maddelerinin görüşülmesine geçilmesi reddedilen güvenlik soruşturması kanun teklifi İç tüzüğün ve anayasanın aykırı hükümlerine rağmen ikinci gün AK Partili milletvekilleri tarafından yeniden gündeme getirildi, oylandı ve kabul edildi. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından doğru görüldü. Bu arkadaşlarımızda şu anlayış var yapmak istedikleri bir icraata yönetmelik izin vermiyorsa onu değiştirebiliyorlar. Ama kanun varsa kanunu değiştirmeden kendi fikirlerini uyguluyorlar. Anayasa varsa hiç umurlarında bile değil. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin artık ihtiyacı mahkemesine artık ihtiyaç kalmadı, kaldırılsın diye biliyorlar. Emin olun dünyada bunun örneğine rastlayamazsınız. Değil sadece demokratik ülkelerde, antidemokratik ülkelerde bile rastlayamazsınız. Onlar da bir kılıf bulmaya çalışırlar bizimkiler kılıfa bile sığmayınca mahkeme ilave edin gitsin diye biliyorlar. <laughs> Muhterem arkadaşlarım, bu çok ama çok üzücü bir tablodur. Ve bundan sonra artık güvencemiz neredeyse kalmadı manasına gelir. Allah muhafaza etsin. Bundan dolayı Türkiye'mizin bir an önce hiç vakit kaybetmeden bu keyfilikten kurtulması gerekmektedir. İktidar ve onun küçük ortakları bu ülkeye yük olmaktan başka bir işe yaramıyorlar ne yazık ki. Ve inanıyorum ki bundan dolayı ilk seçimde milletimiz bu yükü bu yükü sırtından atacak, bu yükten kurtulacaktır. Bu saydıklarım son birkaç haftada ve hepimizin gözü önünde yaşandı. Şairin ifadesiyle her şey biz yaşarken oldu diyoruz. Evet. Bu doğru. Ama biz Saadet Partisi olarak tarihin ve milletimizin şahitliğinin huzurunda her şey biz susarken oldu dememekte kararlıyız. Biz haksızlıklar, hukuksuzluklar, keyfi tutumlar ve davranışlar karşısında bugüne kadar susmadık. Bundan sonra da susmayacağız Allah'ın izniyle. Buradan iktidara, iktidardaki arkadaşlara sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Daha da kötüsü Yanlışlıkları bilerek, isteyerek hatta inadına yaptığınız kanaati bizlerde hakim hale geldi. Biz Türkiye'nin böyle yönetilmesine razı değiliz. Gençlerimizin boğazının sıkılmasına hiçbir zaman rıza göstermeyeceğiz. insan üzülerek söylüyor ama adeta bir tanesi Balgat'ta bir tanesi Söğütözü'nde olmak üzere iki siyasi parti dışındaki bütün partiler kapatılacak. Türkiye'de sessizlik hatim olacak intibanı doğurmaya çalışıyorlar birileri. Bundan dolayı her saniye kriz üstüne kriz yaşanıyor. Her gün gerilim ve kutuplaşma tırmandırılıyor. Bu iklimin artık son bulmasını istiyoruz. Bu nedenle de siz yani iktidar ve ortakları insanlarımız arasında Duvar örmeye çalışırken bizler de, milli görüşçüler de ısrarla inadına kardeşlik fikrini hakim kılmak için bütün gücümüzle çalışmakta kararlıyız. O duvarların tuğlalarını tek tek sökeceğiz. İnşallah. İktidardakiler kutuplaşma diyecekler. Biz kucaklaşma diyeceğiz. İktidarlar hesaplaşma dedikçe biz de helalleşme isteyeceğiz milletimizde. Muhterem arkadaşlar, halimiz bu. Ama Hiçbir vatandaşımız kimse umutsuz ve karamsar olmasın. Karanlığın en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki şafak yakın. Bu sebeple dert var, sorun var ama Allah'ın izniyle çözüm de var. Bizler bunun için biraz önce de tanıtma başkanımız size biraz daha detaylı bilgi verdi. Saadet Partisi olarak tüm il ve ilçe kademelerimizle her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak onları dinlemek seslerini duyurmak çözümler üretmek tencerelerinde dert değil aş pişirebilmek için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız. Gelin bir geçim ittifakı kuralım hayat pahalılığına adaletsiz gelir dağılımına üretmeyen ekonomiye işsizliğe ağır vergilere hep birlikte hayır diyelim. Toplumumuzun bu sebeple her kesimine sesleniyorum. Memurumuza, işçimize, sanayicimize, emeklimize, esnafımıza, işsiz gençlerimize, engellilerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize, herkese sesleniyorum. Bütün STK'lara, sendikalara, partilere sesleniyorum. Gelin milletimizle el ele verelim. İnsanımızın ortak gündeminde buluşalım. Geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. <laughs> Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara kesinlikle prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttü, yürüttüğümüz bu farkındalık kampanyası olan geçim ittifakına görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cenab-ı Hak aydınlık, müreffeh, mesut günlerde bizi inşallah bir araya getirsin temennisiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.